Aslında evlenen bir çiftin ailelerinden ayrışarak ama ailelerine bağlı kalması mümkündür. Sonuçta iki ayrı birey, iki ayrı aileden geliyor. İkisinin kendi ailesi içinde çok özel bir yeri var. Ve iki aileden bu iki kişinin ayrışarak kendi birliklerini oluşturması gerekiyor. Çiftin ilk yapması gereken şey esas olan artık benim eşim ilkesini. Ee yapmak. Çünkü burada esas karar verici, yönelici, esas ortak eş olmadığı zaman hala kendi ailelerinden, geride bıraktığı ailelerden biri olduğunda bu evliliğin sürdürülebilmesi, buranın kendi başına bir birlik olması neredeyse imkansız. Ailelerin de yapması gereken bir şey var. Çocuklarının kendi evinden ayrılmasına, bir nevi yuvadan uçmasına İzin vermeleri gerekiyor. Aslında bu aileler için çok zor bir dönem. Büyüttükleri, yetiştirdikleri sevgili çocuklarının artık kendi evlerinde değil, başka bir evde ve başka biriyle yaşaması ailelerde bir yas yaşamayı gerektiriyor. Mutlulukla beraber aslında bir hüzün ve bir yas oluyor. Buna alışmaları, buna izin vermeleri, bu yası yaşamaları gerekiyor çiftlerin yapması gereken bir başka sorumluluk var. Aslında ilke şu. Sevdiğinin sevdiğini sevmek zorundasın. Şu demek. Ben eşimi seviyorum. Eşim ailesini seviyor. Ben eşimin ailesini sevmeliyim. En azından sevmeye çalışmalıyım. En azından ilişkileri iyi tutmalıyım. Doğal haliyle sevdiğinde bu çok güzel bir şey. Ama diyelim ki haksızlık olsa bile, yanlışlık olsa bile, eksiklik olsa bile eşinin ailesinin yeterince iyi olmadığını, yanlış yaptığını eşinize sürekli hatırlatmak aslında eşinizi sizden uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü kendi sevdiklerinin bağlı olduklarının kötü olduğunun başka bir tarafından söylenmesi haklı olsa bile hiç kimsenin hoşuna gitmez. Genellikle bu durumda eşler eşten de uzaklaşma tavrı gösterirler. Bu sebeple sevdiğinin sevdiğini sevmeye çalışmak gerekli.